Merhabalar sevgili dostlarımız. Güzel bir Mersin ikindisinden hepinize sevgi ve saygılar yollayarak Damla Damla Şiir'e başlıyoruz. Değerli üstadım İbrahim Çamlı hocam yanımda ve bugün çok özel, çok güzel bir konuğumuz var. Konuğumuza hoş geldin demeden önce ki bütün Mersin'in de çok sevdiği, saygılı ve eminim herkesin tanıdığı çok özel bir konu. Ama biliyorsunuz dün gece 9'a 5 kala, yani 20.55'te ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. Elazığ merkezi olmak üzere Malatya'da da ve ülkemizin birçok şehrinde, birçok bölgesinde hissedilen büyük bir deprem yaşadık. 6.8. Bu nedenle can kayıplarımız var, yaralılarımız var. Ben sabah evden çıkmadan önce 21 can kaybımız vardı. 1030 yaralımız vardı. Hepsini rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Kurtarma ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Tüm Türkiye'me de başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun. Allah'ın bir daha göstermesin diyorum. İşte canlı yayının en büyük zorluğu da bu. Felaketler olduğunda bir canlı yayını götürmek gerçekten çok zor. Ama bugün gerek kültürü, gerek bilgisi, birikimleri, tecrübeleriyle, gerek aldığı eğitim nedeniyle, gerek insani özellikleri nedeniyle o kadar dolu dolu ve özel bir konuğumuz var ki bence çok rahat ettirecek beni. Şehrimizin bir zamanlar devlet hastanesinin başhekimliğini başarıyla yürütmüş, hepimizi mütevazılığıyla kendisine hayran bırakmış bir anestezi doktorumuz konuğu, Doktor Harun Özmen. Ama o aynı zamanda çok değerli bir şair, çok değerli bir yazar, çok değerli bir eş, çok değerli bir baba, çok değerli bir dost. Onun için bütün enleri dizsem ben kendi adıma yeterli bulmam. Sizler de zaten tanıyorsunuz onu. Sayın Harun Özmen konuğumuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Sayın Harun Özmen. Teşekkür ederim efendim. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Ben programınıza konuk olmaktan dolayı son derece mutluyum. Çok teşekkür ederiz. Ben de tüm Türkiye'ye deprem dolayısıyla canlarını kaybedenlere ve yaralılara başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Harun Bey, siz son bir kitap yazdınız. Şimdi bize lütfen ondan birazcık söz eder misiniz? Bu kitap, çok özür dilerim. Bu kitabın gelirini siz bağışladığınız için reklama girme kaygısı duymadan rahatça kitaptan söz edebiliriz. Bundan önceki kitaplarınız satışta olduğu için onlardan isim olarak söz etmemenizi rica edeceğim reklama girmesin diye. Ama Lokomotif Dumanı, hikayelerden oluşan, benim de sular seller gibi okuduğum bir kitap. Lütfen bize bolca söz eder misiniz? Lokomotif Dumanı yaklaşık 5 yıllık bir serüven. Evet. Böyle şiirden, düz deneme yazılarından nefes aldığım zamanlarda hep çok yazmak istediğim, işte kısa yaşanmış gözlemlerimden, kendi hayatımdan farklı özel şeyleri çıkarıp bunlar üzerine kısa öyküler oluşturmuşsunuz. Evet. Ve 5 yıllık bir serüvenle bu öyküleri, zaman zaman yazdığım öyküleri toparladım. Hı hı. Tabii bu arada bana çok yararı oldu. Hı hı. Yazarken dünya edebiyatını, Türk edebiyatının öykücülerini, çok değerli büyük öykücülerinin kitaplarını da temin edip onlara da bir göz atma fırsatım oldu. Harikasınız. Yani ben yazıyorum diye ortaya çıkmak olmuyor. Evet. Tabii onların yazdıklarını da kopya etmek de olmuyor. Tabii. Hani şiirde çok güzel bir söz vardır. Her şairin şiirini okuyacaksın. Yüzlerce, binlerce şiir. Sonra onları bir kenara bırakacaksın. Sen kendi şiirini yazacaksın. Aynen. Mutlaka sanatta, resim, güzel sanatlarda, şiirde, romanda bizlerin etkilendiği, sanatçıların etkilendiği büyük yazarlar, şairler, sanatkarlar vardır ama tabii.
Velhasıl kelam 5 yılın sonunda bir dosya ortaya çıktı. Hatta sizinle son bir araya gel, sağ olun, beni çok sık davet ediyorsunuz. Biz ediyoruz, siz gelemiyorsunuz ama rica ederiz, biz çok gurur duyuyoruz. Bahsettiğimi hatırlıyorum, bir dosya hazırlığım var, içinde kısa öyküler var demiştim. Velhasıl kelam geçen yaz sonuna doğru yavaş yavaş toparladık, dosyayı kitap haline getirdik. Ve kitaptaki öykülerimizden birine de Lokomotif Dumanı şeyini ben vermiştik. Ne yap, kitabın ismi ne olsun? Çokça düşündük, en son Lokomotif Dumanı olsun dedik. Aslında bu projemizin, bugün geldiğimiz noktadaki projemizin de çok lokomotifi oldu. Bu kitabın çok güzel. Evet. Çok enteresan. Evet, kapakta çok hoş bir resim var. Gösterelim, evet. Genç bir kızımız yapmış, evet. Yaptı, arkadaşımız yaptı ve kızımızın ismi de Öykü. Ay canım benim. Evet, imza gününüze gelmiştim. Her ne kadar kitabımı alıp hani o minik bağışa ben de küçücük bir katkı sunmaktan mutlu olup ayrılmıştım ama görmüştüm o cici kızımızı da. Fakat vaktimiz yoktu. Size bugün imzalatacağım inşallah. Evet. Bu arada Lokomotif Dumanı'nı konuşurken, anlatırken soranlara şöyle diyoruz. Bu kitap ve kitabın içindeki öyküler büyük baba, büyük anne, anne baba ve çocukların birlikte keyifle okuyacağı öyküler. Hem gençlere hem anne babalara, büyüklere, dedelere de hey gidi günler dedirtecek öyküler var. Kesinlikle. Yani sonrasında daha da konuşacağız. Tabii ki. Bu öyküleri. Tabii ki. Bu arada bu kitabın zaten dediğim gibi ilk baştan itibaren Lokomotif Dumanı ile birlikte daha önceki kitabımda olduğu gibi Mehmetçik Vakfı'na gelirini bağışlamıştık. Harikasınız. Böyle bir proje olsun istedim. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı ile bağlantılı. Harikasınız, evet. Onlar böyle bir projede kendi adlarının geçmesi için benim Lokomotif Dumanı kitabımı görmek istediler. Evet. Gönderdim onlara kitabı. Ha, böyle bir onay. Evet. 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 Çok güzel. Kendi kontrolörlerine denetlettiler. Harika. Dediler tamam, biz bu projede varız. Harika. Ve geçen yılın son aylarında siz de bulunmuştunuz. Evet, birlikte gitmiştik hocamla. Evet. Varlığınız. Tabii. Orada çok güzeldi. Hocam ağlamaklı olmuştu. Ve orada kitabın ilk Mersin'de tanıtım imza etkinliğini yaptık ve o günkü tüm geliri Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı Mersin Şubesi'ne bağışladık. Bu arada Mersin Şube Başkanı Bera Hanım ve onun yanındaki çok değerli insanlar benim yanımda oldular. Sonraki süreçte de yanımda oldular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Aynen. Ve sonrasında yakın zamanda, daha 1-2 hafta öncesinde Mersin'deki bir koleje adını söyleyemediğimiz için evet davet edildik. Orada da yine aynı şekilde çocuklarımıza Lokomotif Dumanı'nı verdik. Çocuklar küçük harçlıklarıyla kitabı bağış yaptılar ve aynı şekilde bağışlar Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı Mersin Şubesi'ne gitti. Ay, ne güzel. O Mersin gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz kolejin öğrencilerinden biri de kitabı kapak resmini yapan genç arkadaşım. Ay. Öykü'ydü. Canım benim. Kendisi, babası da benim çok değerli meslektaşım. Öyle mi? Bir doktor. Meslek arkadaşım. Ha. Evet. Harika. Evet, ne kadar da güzel çizmiş. Demek ki resim konusunda çok yetenekli. Zaten babasında kara kalem resimlerini ve çektiği fotoğrafları gördükten sonra böyle biraz acaba diyerek evet. Dedim benim böyle bir kitap projem var. Kitabın kapağına acaba resim çizebilir mi? Ay. Resim yapabilir mi?
konuştular, kabul etti. Bir de tabii bu sene son sene. Lise sınavı. Oo yavrum. Tempoda, yoğun bu tempoda. Babası, annesi de bir meslektaşım. Anne baba, Öykü bir araya geldik. Ben onun eline o kitaplaşmamış dosyayı verdim. Bak Öykü dedim, bu öyküleri oku. Ne istiyorsan, gönlünden ne geçiyorsa resim yap bana. Kabul etti sağ olsun. Canım benim. Vakit aldı. Tabii. Evet. Çok güzel çizmiş evet. Ama. Teşekkür ediyorum. Öpüyoruz onu yanaklarından. Evet. Harika. Ve tabii Öykü resmiyle, ben öykülerimle, burası çok önemli. Belki yüzlerce çocuğun dünyalarına girdik. Babanın, annenin dünyalarına girdik. Dedelerin, nerelerin dünyalarına. Hakikaten keyifle vakit geçirecek bir kitap oldu. Kesinlikle öyle. Sadece o yaş grupları değil, bence bizim gibi hani artık çağımızda orta yaş grubu denilen bizim yaştaşlarımız için bile çok güzel bir kitap. Ne gariptir ki ben sürekli ağlayarak okudum bu kitabı ya. Sadece o imza gününde biliyorsunuz küçük bir skeç şeklinde slide gösteriyle bize sunulan bir öykü var. Yani tamam, o çok acı bir öykü, onda ağlanabilir de ben genellikle hep ağlayarak okudum. Hiç anlayamadım yani, hiçbir duygu sömürüsü yok, hiçbir ne denir ajitasyon yok ama naifliği hikayelerin beni ağır ağır böyle okuyorum, bir yandan yavaş yavaş akıttı gözlerimden yaşları. O kadar incelikleri olan öyküler ki, o kadar artık bu dünyada nasıl desem eşi benzeri olmayan aileler, çocuklar, bu dünyayı belki de çok özlediğimiz için, yani biz de böyle bir dünyanın içinden geldik, bizim çocukluğumuzu anlatmışsınız, belki bu kadar çok özlediğimiz için ben o özlemle elimde olmadan ağlayarak okudum bu öyküleri. Çok kutluyorum. Şiirde olduğunuz kadar, öyküde de, denemelerde olduğunuz kadar öyküde de büyük başarı yakalamışsınız. Haddim değil tabii bu övgüleri size söylemek ama yani ben de bir okurunuz olarak nasıl kendimi tutayım, nasıl söylemeyeyim? Devam mı öykülere? Biraz önceki söyledikleriniz bana gerçekten cesaret verdi. Estağfurullah, estağfurullah. Ben kitabı paylaştığım herkese lütfen kitabı okuduktan sonra bana geri dönüş yapar mısınız? Çünkü aslında yazmaya teşvik eden kitabınızın... Doğru. Bizim öyle bir endişemiz yok. Evet. Satışı. Evet. Bizim öyle bir endişemiz. Evet. Kitabın kimlere gittiği sayısal olarak ve o insanların okuduktan sonra o kitaba dair neler geri dönü olarak paylaştıkları. Evet. Tabii söyledikleriniz bana çok cesaret verici oldu. Estağfurullah. Mühim olan bundan sonrakiler adına daha istekli olmak, daha iyisini yapma yolunda olmak. Bundan sonra hikaye gelecek mi? Gelecek. Çünkü bu kitap beni cesaretlendirdi. Evet. Mesela bu kitabın içerisinde bir son cebinde bileti kalmış. Evet. Bir gencin ilk öykü. Çok güzel. Çok. Ve bu öykü yaşanmış bir öykü. Evet. Zaten insan okurken bazılarında bir yaşanmışlık olduğunu da hissediyor. Pek çoğunda hatta. Lokomotif dumanı şöyle bir iki cümle. Lütfen. Ay ne kadar mutlu oluruz. Lokomotif dumanı gerçek bir yaşanmışlık değil ama benim çocukluğum, biliyorsunuz babam, ailemde çok fazla demir yolcu var. Evet. O demir yolu seyahatlerinde gözlemlerimden kurguladığım bir öykü. Evet. Çok tatlı bir küçük çocuğun tren yolcularına sepetinde taze meyveleri satarken ki bir öyküsü. İkinci öykü değil mi? Evet. Arkasından bir başka öykü, bisiklet. Evet. Adlı bir öykümüz var. Bisiklette yine küçük kahramanlarımız var ama orada, evet, orada tabiri caizse kaderin, feleğin çemberinden geçmiş demeyelim de tokadını yemiş ama dimdik ayakta, hatıralarıyla, evet, güç bulan bir insan var ve orada sosyal mesajlarımız var. Çok fazla var. Evet.
göçmen renkler var. Göçmen renkler çok harika bir çok hikaye. Çok değişik bir hikaye. Evet. Şiir gibi. Değerli Kunduz Aydar'ımız. Hepsi çok güzel ama. Göçmen renkleri yazmak için inanın ders çalıştım. Vay canına ya. Ciddi ders çalıştım. Çünkü göçmen, göç yapan kuşlar, hangi kuşlarmış? Biraz hani şeyler vereyim, bilgiler vereyim. Lütfen. Renkleri olan kuşlar, o kuşların doğal güçleri, yetenekleri, bunları okudum ve bu hikaye oradan çıktı. Aslında evet. Gerçeküstü bir hikaye. Evet. Olsun, ne kadar iyi olmuş. Ben, bu evet. Anlamda yazılmayı denediğim birinci hikaye. Evet. Evet. Yağmur ve kar var. Yağmur evet. Ve kar, evet, adından anlaşılacağı gibi. Çok romantik. Yaşama dair tamamen gözlem ama yaşamın yukarıdakiler ve aşağıdakileri çok güzel noktayla anlatan, bizi sarsan bir öykü olsun istedim. Evet. Onun dışında makas kutusu var. Ay. O minik cep, babanın annenin verdiği paralarla, cep harçlıklarıyla neler yapılır. Ama onun arkasında yine böyle bir gözyaşı akıtan bir öykü var bana göre. Ondan sonra bir radyonun hikayesi var. Evet. Lambalı bir radyo. Evet. İşte burada anne babaların bu hikayeyi okuması. Evet. Ve o benim gençlik, çocukluk yıllarından hatıra kalan 1970'li, 60'lı yıllara biraz gittik. 80'li yıllara. Kesinlikle. Dünya ve Türkiye'deki gerçekleri o radyonun üzerinden anlattık. O da böyle küçük bir öykü oldu. Aynen öyle. Ondan sonra bir küçük bir sevimli canlının bir köpeğin öyküsü var. Ay evet. Yaşanmış. Öyle mi? Evet. Gerçek. Öyle mi? Hayatımdan. Evet. Biraz üzerinde çok az oynama yaptım. Evet. Hayatımdan yaşanmış bir öykü. Evet. Ve ondan sonra biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi geçen yıl Kastamonu Çankırı yöresinde Kurtuluş Savaşımızın hatıralarını, tarihsel gerçeklerini yaşatan bir derneğin düzenlediği bir yarışmada derece almış bir öykümüz var. Birincilik mi aldı? Yarışmada birincilik almadı. Birinci genç bir arkadaş, ikinci de bir bayan genç arkadaş. Ne güzel, ne güzel. Gençlere yol verdi. Ne kadar güzel. Siz de gençsiniz ama daha gençler demek ki. Ama ne güzel. Onların yanında bulunmak, buradan Çankırı'ya gittim. Çankırı'da beni ağırladılar. Orada gençlerle birlikte olduk. Ve Kurtuluş Savaşımızı, Cumhuriyet değerlerini hatırlatan, not düşen, o öykümüz de bir kurgu öyküydü. Evet. Bu kitapta yer alıyor. Adeta tiyatro oyunu gibi yazmışsınız yani. Evet. Bir kitabımızın İçer Sanat Kulübü'ndeki etkinliğinde de o öykünün bir kısmını Sait Mercan, Bekir Yıldız, Meşiat Başkanı Mustafa Doğan katkılarıyla seslendirdik. Bir sinevizyon gösterisi geldi. Ondan sonra hani her köyün bir meczubu vardır. Ay, o çok beni mahvetti o öykü. Bizim köyün de bir meczubu var. Gerçek mi bu yaşam öyküsü? Ay, çok fena ya. Konya merkeze bağlı bir köyümüz vardır. Babaannem ve anneannemlerin köyleri. Orada bizim meczubumuzun küçük çocukluğuna dair hatırımda kalanlardı. Onu da biraz üzerinde kurgulama yaparak güzel, tatlı bir öykü haline getirmeye çalıştım. Hepsi birbirinden güzel ve değişik. Evet. Misket kesesi adlı bir öykümüz var. Her çocuğun, erkek kız yaşamında mutlaka misketlerin yeri olmuştur. O misketlere başka bir dünyadan baktık. O bambaşka. Evet. Ve evet, sahaf kahve, anne baba büyüklerin oynayacağı tatlı bir öykü. O da müthiş. Evet. Yaşamımız zaten doğduğumuzdan toprağa girene kadar yani komedya, dram ne ararsanız var. Kesinlikle. Yaşamımızda. Bu öykü şöyle bir özelliği var. Sahaf Kahve'nin. Sahaf Kahve kitaptaki 15-16 sayfalık en uzun olan. Uzun sayfalı evet. Öykü. Aynen. Bazen
Ben bu arada soluksuz... Çok iyi ediyorsunuz. Ben büyük bir ilgiyle dinliyorum. Fakat evet. Çok özür dilerim. Bu arada Feyse paylaşmayı unuttum onun için. Ama nasılsa evet. Hep kalacak orada. Evet. Fakat evet. Öyle tatlı bir sohbet oldu ki deminden beri paylaşmamışım. Şimdi paylaştım artık. Çok özür dilerim. Rica ederim. Evet. Bu arada biliyorsunuz bir önceki hafta Nafis Hocam'la Sayın Nafis evet. Nayır'la buluştuk. Buluştunuz. Aynen. Nafis Nayır Hocam yazma serüvenimde hakikaten kendisine danıştığım, bilgisine saygı duyduğum çok değerli bir insan. Aynen. Nafis Nayır Hocam'la konuşurken diyordum ben hocam çok öyle sayfalar dolusu yazamam. Hı hı. Şiir zaten kısa, hı hı. Makale yine kısa. Hı hı. Ama bir roman kurgusu yapmak çok zor. Tabii. Bu çok başlı başına büyük bir şey. Tabii. Bu da bir gerçek. Kendisiyle konuşmalarımız, istişarelerimiz biraz bana cesaret verdi. Dedim acaba biraz daha geniş bir öykü yazabilir miyim? Bu öyküde onu denedim. Ama tabii teknik olarak çok dikkatli olmanız lazım. Evet. Çok iyi notlar almanız lazım. Başında, hikayenin başında ve sonunda kurguyu evet. Kahramanları iyi kurgulamanız lazım. Hı hı. Yani kısacası yazmak için çokça ders çalışmak gerekiyor. Aynen. Çok zor bir serüven. Evet. Ve en sonunda da yine benim gerçek hayatta o güney pardon doğuda mecbur hizmet günlerimden kalma buraya koydum onu tekrar bir önceki deneme ve öykülerin olduğu kitapta da vardı. Yaşlı bir yerel halktan bir büyüğümüz de evet. Yaşanmıştı, öyküleştirdim. O da benim ilk doktorluk günlerimden kalmış bir hatıramda bu kitapta da bulunsun istedim. Addison Salih değil evet. mi? Evet. Evet, evet, evet. Vallahi bize güzel bir özet yaptınız ama tabii öyküleri okumak çok farklı. O dünyaların içine girmek, o eski güzel günleri, o naif günleri, o zarif günleri, o bir daha asla ele geçmeyecek günleri orada kısa sürede olsa solumak çok farklı. Yani bunu söylerken bile gözüm doluyor. Çünkü hakikaten oradaki insanlar, oradaki özellikler, hasletler ne yazık ki günümüze pek taşıyamadık biz onları. Keşke yeniden öyle insanlar olabilsek. Dünyamız daha güzel olacak. Belki bu öyküleri okuyarak büyüyen çocuklar daha farklı büyüyeceklerdir. Bir de böyle bir misyonu var bunların değil mi? Hani o korkunç çizgi filmler, o vurmaya kırmaya özendiren çizgi romanlar, onların yerine böyle naif hikayeler okusalar, bu hem büyükler için hem çocuklar için eşsiz bir güzellik. Çocuklar için bir örnek, bir rol model buradaki herkes. Ama bizler için de o güzel hasletlerimizi hatırladığımız müthiş güzel öyküler. Ellerinize, gönlünüze sağlık Harun Bey. Bu arada siz anestezi uzmanıydınız. İdari görevi bıraktınız, tekrar buna döndünüz. Öyle biliyorum değil mi? Doğru. Evet. Doğru. Nasıl gidiyor? Peki o idari görev sizi daha çok vaktinizi alıp çok yoruyordu. Siz kendi isteğinizle onu bıraktınız diye biliyorum. Daha çok edebiyata yönelmek için. Edebiyat böyle bir serüven işte değil mi? Yanılıyor muyum acaba? Yaklaşık 4 yıllık yöneticilikten sonra Mersin'e biliyorsunuz Sağlık Bakanlığımızca şehir hastanesi yapıldı. Hı hı. Mersin Devlet Hastanesi'ni şehir hastanesine hı hı. götürdük, sırtladık, bıraktık. Hı hı. Orada da bir süre 3-4 ay kadar farklı pozisyonlarda yöneticilik görevini de buna yaptınız. Evet. Devlet terbiyemiz gereğiydi. Evet. Ve oradaki yeni arkadaşlara kazasız belasız teslim ettik. Gönül rahatlığıyla emanet ettik. Ve bu bir bayrak yarışı. Evet. Yani bizler doktor olarak yetiştiriliyoruz, yönetici olarak yetiştirilmiyoruz. Evet. Maalesef sağlıkta da böyle bir boşluk demeyeyim ama böyle bir durum var. Evet. Aslında
hastanelerde doktorun yöneticilik yapması doğrudur. Hı hı. Ama yöneticilik yapılacak doktorların da belli bir aslında ek yöneticilik, mali yönetim, sair eğitimlerden de geçmesi lazım. Evet. Biz bunu tabii tecrübeyle, ben ilk kadın doğum hastanesinde başhekim olduğumda 24 yıllık doktordum. Hı hı. Tecrübeyle tabii bazı şeyleri görüyorsunuz. Hı hı. Velhasıl kelam bıraktık tabii, yöneticilik yaparken çokça mesai harcıyorsunuz. Hı hı. Her şeyden, kendinize ait ve yakınlarınızın zamanlarından, her şeyden fedakarlık ediyorsunuz. Kazasız belasız çok şükür bıraktık. Şimdi çok sevdiğim mesleğimi yapıyorum. Oh, mesleğimi ne yapıyorum. Güzel. Orada da mutlaka insanlara, bu ülkeye, şehre faydamız oluyor ama burada insanlara daha yakın oluyorsunuz. Birebir iletişim. Tehlikeler almaz. İnsan, dokunuyoruz insan. Tabii İnsanlara ki. Dokunuyorsunuz. Tabii. Bir de tabii mesleğimizin yoğun bakım doktorluğu kısmı var. Mesela bu hafta benim eski Mersin'de görev yaptığım sağlık ocağı, Sakarlar Sağlık Ocağı'nın yerleşim yerinde, o orada yaşayan bir teyze yoğun bakımımıza yattı. Nasıl oldu? Onu yoluna soktu. İyi. Yüzü gülmeye başladı. Yani bu güzel. Dönüler, tabii mesleğimizin sadece benim branşta değil, diğer branşlarda da mesleğimizin her şeye rağmen, bütün zorluklara rağmen güzel olduğunu, güzelliğini gösteren şeyler. Bana soruyorlar, bir daha dünyaya gelsen yine doktor olur mu? Evet. Çünkü bu kadar doyumu yüksek bir meslek. Kesinlikle. Var mıdır bilemiyorum. Herhalde yoktur. Evet. Ya bütün mesleklerin sıkıntıları var. Evet, bizim de sıkıntılarımız var. Bu arada mutlaka gelmişken söyleyeyim. Yani sadece doktorlar değil, tüm sağlık çalışanlarına saldırılar. Aslında toplumda birbirimize şiddeti şiddetle telin ediyorum. Ne yazık ki, ne yazık ki. Karşılıyoruz. Evet. Zaten stresle yapılan bir iş, aslında güler yüzle, tatlı dilde her şey çözümlenebilir. Evet, aynen öyle. Şimdi laf lafı açıyor. Açsın ne güzel. Lokomotif Dumanı'nın öykülerini yazmaya başladığım dönemde tabii birkaç tanesini yazıyorum, bekliyorum. Bu arada Jack London, Dünya Edebiyatı'ndan seçkiler, Jack London'ın çok güzel kısa öyküleri. Öyle midir? Jack London okudum, işte biliyorsun Kırmanjara'nın Karları, ondan sonra onunla birlikte o kitabın içindeki öyküleri okudum. Türk Edebiyatı'ndan zaten o kadar çok seçki var ki. Rauf Tamer'i biliyorsunuz. Ondan sonra Said Faik belki. Zaten Said Faik bana çok faydalı oldu. Öyle mi? Öyle mi? Biraz mesela bir 5 günlüğüne tatile gittim. Yine aldım Said Faik'in o Semaver'ini okudum. Çok güzel okudum. Ay, kitaplarımda vardı. Ne yazık ki utanarak söylüyorum, okumadım. Mesela yine Türk Edebiyatı'ndan Mustafa Kutlu, Murat Han Munga'nın çok güzel bir seçkisi var. Yani kopya çekmedim onu. Doğrusu tabii söyleyeyim ki. Herhalde. Murat Han Munga Türk Edebiyatı'nda tren garı, demir yolu mesleği sahibi, istasyonla ilgili öyküleri toplamış. Cumhuriyet dönemi ve kitabın ismine doğru hatırlıyorum. İçinden tren geçen hikayeler, öyküler diye seçki yapmış. Çok hoş. Bir tane de kendi öyküsü var. Mesela bu kitabı aldım, okudum. Çok ilginç. Türk Dil Kurumu'nun seçkisi hikayeler vardı. Hı hı. Yine Türk Edebiyatımızın büyük yazarlarından Nesin'in evet, öykülerini okudum, hikayelerini okudum. Onun da çok farklı bir, biliyorsunuz, yöntemi vardır. Üslubu vardır. Tabiri caizse kara mizah yapar. Aynen. Ve bakın, geçenlerde bir yerde bir şey okudum. Soyadı kanunu çıkmış.
şeyi var. Daha önce babasıyla söyleniyor. Mehmet Fuat, Ahmet Fuat, Nazım şey Aziz gibi falan diyorlar. Sen de bir soyadı alacaksın. Evet. Nesin soyadını kendisi alıyor. Evet, biliyorum. Siz lütfen anlatın. Nesin, ben hani evet. Anladığım kadarıyla ve gerçek hikayesini öğrendim. Her seferinde diyor ben onu kendime sen nesin sorusunu sordurayım, kendimi sorgulayayım diyerekten o soyadını aldım diyor. Yani acısıyla tatlısıyla, şiddetiyle, öfkesiyle, şefkatiyle aslında bugün sosyal medyada çok güzel bir şey gördüm. Bir karikatür yapmışlar. Bir kişi yüzünü karşıya koymuşlar. Karikatürize etmişler. Kendisi de bir şey almış, kitap almış, kitap okuyor. Burada kitap, karşıda kendisi. Karikatürün altında acaba kendinizi yeterince okuyabiliyor musunuz? Sorgulayabiliyor musunuz diye. Hiç yapamıyoruz. Evet. Bizdeyiz. Evet. İşte Aziz Nesin bize müthiş bir örnek olmalı da, değil mi? Habire kendimize sorabilsek, ben neyim, ben kimim, bir haddimi bileyim, bu kadar hadsiz olmayayım. Gerçekten ne yazık, çok üzülerek söylüyorum. O kadar hadsizlikler yapabiliyoruz zaman zaman, o kadar şımarabiliyoruz gereksiz yere. Oysa şu kainatta bir toz zerresi bile değiliz. Yani o kadar komiyiz ki. İşte deprem oldu. Depremde düşünebiliyor musunuz bir insanın halini? Ne kadar çaresiz ve zavallı hale geldiğini. O zaman nedir bu kadar büyüklenmeler, bu kadar kendimizi değerli, önemli saymalar? Hiçbirimiz bir diğerimizden haddinden fazla farklı, önemli değiliz. Ancak güzel şeyler yapabiliyorsak, başka insanlara faydalı olabiliyorsak, değil mi? İşte demin ne dediniz? Bir daha doğsaydım yine doktor olurdum dediniz. Ne kadar güzel. Yani bir doktorun ağzından bunu duymak, değil mi hocam? Değil mi sevgili izleyenlerimiz? Şimdi Harun Özmen bizim çok kıymetlimizdir. Çok senede bir kez ancak davetimize icabet edebiliyor vakti olmaması nedeniyle. O yüzden ondan ne kadar fazla bilgi alırsak, birikimlerinden yararlanırsak diye araya girmemeye çalışıyorum. Ama kendimi de tutamıyorum. Öyle bir sözü paslıyor ki sağ olsun. Evet, siz hep doktor kalın ve İnşallah böyle düşünen doktorlarımız çoğalsın. Hakikaten çok kutsal bir görev. Bunu insan en çok kendisini hasta, çok çaresiz hissettiğinde anlayabiliyor. O yüzden hakikaten çok kutsal bir göreviniz var. Peki bir müzik molası verelim Çamlı Hocam. Fakat siz de şöyle bir kendi şarkılarınızı özlemişsinizdir. Sevgili dostlarımız İbrahim Çamlı Hocam, Harun Özmen Beyefendi'nin şiirlerinden iki tanesini çok güzel besteledi. Bugün onlardan size ikisini de takdim edecek. Hangisini hocam sunuyorsunuz? Ney Kamışı. Çok da güzel bir şiiri var. Tabii şiirin bütününü almadı hocam. Ancak bestelenebilecek mısraları aldı. Hocam şarkıyı çalsın, söylesin. Ney Kamışı'nı da belki şairinin ağzından şiirin rica ederiz. Nasıl yapalım? Ney Kamışı'nın ben birinci beytini ben söyleyeyim. Lütfen. Ondan sonra siz müziğe girin. Peki birinci beyti yapmasak, şiirin tamamını müziğin üstüne sizden alsak, kulağımızda şarkının müziğine bir hazırlansa, sonra hocam tekrar müziği başlayıp şarkıyı çalsa. Şiirini rica edelim şairinin ağzından lütfen. Dost bahçesinden güller seçti ellerim. Dalındaki kör dikene fedayım ben. İsmi hep dilimde, gözleriyle kelepçeliyim. Bir bakışına bir can feda ettim ben. Ne uzaktayım ondan, ne birlikteyim. Bir mecnun, bir meczup müptelayım ben. Şu
hasret oduyla nardır yüreğim. Sabır çeken tesbihe tane oldum ben. Kederin emiğinden geçti de bildim. Şimdi bir ney kapışında derdim ben. Seyrek ateşmiş, ateşle pişmeliyim. Şandan, şöhretten, dünyadan geçtim ben. Harika. Müptelayım ben.
mecnun, bir mektup müptelayım ben. İkinizi de candan kutluyorum. Çok güzel olmuş ama gerçekten bir ya. Bir önceki onu da inşallah çalar biraz. Misafirliğimizde konuşmuştum. Her seferinde aynı şeyi tekrar ediyoruz. Olsun, bir yıl geçmiş. Bu şarkıyı diliyorum, dua edeceğim inşallah. Stüdyoda inşallah kaydedilir hale inşallah. İnşallah, inşallah. Çok güzel teşekkür olur. Teşekkür ederiz hocam. Ellerinize, gönlünüze sağlık her ikinizin de. Bestelenince de ayrı bir zevk değil mi? Evet. 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 Sağ olsun. Sayesinde bolca tattım bu zevki. Zaten ama... şöyle yani belki sözünüz kestim. Yok, rica ederim. Rica ederim. Biraz da benim şiir serüvenim Türk sanat musikisiyle başlıyor. Öyle değil mi? Lise yıllarında çokça Türk sanat müziği dinlerdim. Evet. Ve özellikle lisenin son 2-3 yılında bahsetmiştim. Konya'da babaannemle birlikte yaşadım. O yalnız sessiz günlerde radyo benim en büyük arkadaşımdı. Ve evet. Türkiye radyolarının, TRT'nin gece programlarında dinlediğim o sanat müziği şarkılarının güftelerini yazardım. Ay. Güfteleri çıkarırdım ve o güftelerde çok güzel sözler var. Çok, çok güzel sözler var. Şiir olanlar var. Hakikaten çok evet. güzel sözler var. Evet. Ve yani günümüz tabii günümüzde de çok güzel müzik yapılıyor ama günümüz şarkı sözleri onların yanına yaklaşamaz. Bu kadar naif, bu kadar güzel sözler, güfteler muhtemelen onların etkisiyle işte şiir serüvenim de biraz evet. Yol buldu. Kesinlikle doğru. Onlar çünkü o kadar müzikle insanın ruhuna işliyor ki çok özendirici, heveslendirici oluyor şiire. Evet. Kesinlikle belki bende de vardır bu ama tabii benim daha çok güfteye yönelmeme sebep oldu biraz da bu tanışıklık. Pişman mıyım? Hayır değilim. Yani çok zevkli bir şey. İnsanlar da beğenince çok mutlu oluyoruz. Evet. Mesela hala zihnimde yer etmiştir. Çok farklı ses sanatçılarının seslendirdiği, bestekarı kimdir bilmiyorum. Güfte içinde yanlışlık yapmayayım. Gül açılsın dudağında gülü ver. Bana açılan her gülü ver. Evet, bana ne olur. Bana ister aldır, ister gülü ver. Gül açılsın dudağında gülü ver diye çok güzel bir Türk sanat müziği evet. şarkısı vardır. Evet. Müthiştir. Bu kadar mecaz, bu kadar zengin evet. kafiye. Evet. Yani. Doğru söylüyorsunuz. Cinaslı kafiye mi denir, ne denir? Evet. Çok bilgim yetmedi ama bunun gibi nice güzel sözler var. Biz de bir zaman Filiz hocamızın korosuna gidiyorduk. Orada hakikaten şiirden bestelenenler özellikle sözleri evet. müthiş etkiliyordu. Çok hoşumuza gidiyordu. Dolayısıyla aynen katılıyorum sözlerinize. Mesela bir tane daha hemen aklıma geldi. Sayın hocam siz iyi bilirsiniz bestekarını da. Türk şiirinin büyük şairlerinden, önemli şairlerinden yanlış hatırlamıyorsam Orhan Seyfi. Orhan mı? Evet. Orhan'ın şiiri çok meşhur. Onu Medya Şen Sancakoğlu da çok güzel söylerdi. Evet. Hani o bırakıp giderken aa. Seni bu öksüz tavrını takmayacaksın diye başlayan. Ay korkunç evet. bir öyküsü var ama bazen hiç şiirlerin öykülerini dinlemek istemiyorum. Çünkü o kadar aşırı hayatın içinden gerçek acılarla dolu ki biz bırakalım onları, hani o öyküleri bilmeyelim. Kendi kafamızda ne yaratıyorsak öyle dinleyelim, daha hoşuma gidiyor. Çünkü hiç söz etmeyeyim madem böyle diyorum öyküsünden, bari bilmeyenler bilmesin de çok acıyla dinlemesinler. Evet. Korkunç acı bir öyküsü evet. var. Evet, ne kadar mesela güzeldir. Bu şiirde şöyle bir beyit var, dize var. Hani gözlerim o son vedada
yolunu kaybetmiş yolcunun dağda yaktığı o ateşi yakmayacaktı. Aman Allah'ım, bu kadar güçlü siz de sözler olabilir misiniz? Ben bu kadar güçlü sözler olabilir mi? Şarkıya almamış bestekar ona ama evet. Olağanüstü güzel. Evet. Sanırım Yusuf Nalkesen bestesi o. Yanlış söylemiş olmayayım ama bakın hep benim de şiirin orasının ah keşke bu da şarkıya girseydi diye çarpıldığım bir yeridir orası. Evet. Zaten her şiirin böyle bir can alıcı noktası vardır. Bence rahmetli büyük yazar Orhan Seyfi Orhan evet. O şiirde buradan evet. vurmuş geçmiş. Kesinlikle buradan. Vurmuş. Evet. Evet. Müthiş. İnşallah öyle büyük acılar hiç yaşamayalım da böyle şiirler yazmayı verelim diyesim geliyor ama o kadar da güzel şiirler bunlar ki. Bunlar ama sevginin tabii güzelliğini anlatıyor, evet. Güzelliğini evet. Resmediyor. Bu burada çok başka ölümlü bir öykü var. Evet. Onun için hiç değinmeyeyim. Bu arada Zarife Ata sevgili dostumuz, şair dostumuz bizi izliyor. Sevgilerimizi yolluyoruz ona. Gönül Altun İngilizce hocamız bizi izliyor. Sevgilerimizi yolluyoruz. Ben baştan Face'de paylaşsaydım daha çok şu an dostlarımızı izleyecekti. Neyse birazdan katılırlar. Allah'tan programın tekrarı bir paket olarak hep sayfalarımızda kalıyor. Yıllarca sonsuza dek inşallah da kalacak. O yüzden çok güzel bir anı oluyor. Hele ailelerimiz, sevdiklerimiz için. Bu anlamda da ben bizi çok şanslı hissediyorum, değil mi? Ne kadar güzel konuklarla birlikte oluyoruz. Birazdan hocam diğer şarkısını da Harun Bey'in rica edeceğiz ama biraz daha sohbet edelim diyorum. Peki sevgili Harun Özmen, şiirlerle yolculuğumuz, hikayeler araya girince ya da deneme kitabımız araya girince biraz sekteye uğradı mı? Yoksa gelip arada gönül kapımızı çalan şiirler var mı? Buğusu üstünde şiirler var mı acaba? Buğusu üstünde şiirler var tabii. Siz de tabii bir şairsiniz. Estağfurullah. Çok iyi bilirsiniz. Şiirin vakti zamanı yoktur. Çok ve bir de makale yazarken, deneme yazarken veya hikaye roman yazarken önceden bir plan yaparsınız, hazırlık yaparsınız ve masa başına oturursunuz, yazarsınız. Ama şiiri nerede olursanız olun, gece gündüz o dizeler aklınıza gelir, mırıldanırsınız, kafanıza yer eder. Hatta ya bu çok güzel oldu, bunun bir cümlesini yazayım sonrasını getiririm dersiniz. Onun için şiirler var. Şimdi tabii lokomotif dumanı hala puf 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 lokomotif giderken şiirler bir kenarda duruyor. Yani geçenlerde şöyle bir baktım, bir dosya dolduracak mi? Kadar olmasa bile %70'ini dolduracak kadar şiirler olmuş. Ancak siz de tabii takdir edersiniz, bir kere daha önce yazmışsanız şiir, yeni yazacaklarınız onlardan daha kötü olmamalı. Olmamalı. Bir olmamalı. Türlü içinize sinmez yoksa. Tabii. Doğru. Baktım o şiirler üzerinde biraz mesai harcamam gerek, çalışmam gerekiyor. Beğendiklerim de var ama evet güzel bir şeyler çıkmış ama üstünde biraz çalışmam gerekiyor. Bir de biliyorsunuz ben serbest yazıyorum. Evet. Bazı şiirlerim var sanki böyle vezinli yazı, hece vezniyle yazılmış gibi. Çok yakın gibi, evet. Biraz sonra eğer paylaşırız, çok seviniriz. Vaktimiz olursa lütfen, ne demek? Son yazdıklarımdan birinden bir kısa okuyacağım. Lütfen. Aslında benim hece ölçüsüyle bir derdim yok. Hece ölçüsüne saygı duyuyorum. Tabii ki, çok güzel şiirler var. Tabii. Şiir yazanlar var, yazılmışlar var ama tabii. Ben hecenin sanki kıskacında kalacağım, duygularımı iyi anlatamayacağım diye bir endişem var. Evet, onun için serbest yazmayı tercih ediyorum. Evet, bu bir tercih meselesi evet, tabii ki. Tercih ediyorum. Diyeceğim şiir, evet, o vazgeçilmez bir şey ama daha iyisini yapmak zorunda olduğumu hissettiğim için biraz lokomotif dumanı kokusu vücudumuza bir sinsin bakalım. Vallahi okuyanın siniyor, bunu bilin. Yani orada kitaplığınızda yerini aldığında bile o kokuyu emin olun hissettiriyor size. O naiflik var ya, o
çok müthiş güzel öz değerler var ya, bu kitabın bütün kahramanlarının sahip olduğu, o kadar etkileyici bir şey ki o. Peki bu dumanı üstünde şiirlerden de biraz koklasak olabilir mi? En azından içinize sinen, hadi bu tamiri az kaldı dediğiniz. Bu arada çok özür dilerim, izninizle Meşyadımızdan bir söz edelim. Tabii ki. Mersin Şair ve Yazarlar Derneği taşındı. İsteyenler bizden yazılı olarak da yerini öğrenebilirler. Bu arada arkadaşlarımızın hepsi büyük bir özveriyle temizlediler, boyadılar, süslediler, çok emek verdiler. Hiç yardımcı olamadım, sadece elinize sağlık diyebildim. Affetsinler, haklarını helal etsinler lütfen. Derneğimizin dergisi Maki, binbir özveriyle neredeyse ceplerinizden paralar ödeyerek çıkardığınız derginiz. Hepinizi çok kutluyorum. Hepinize bu anlamda teşekkür borçluyuz. Hiçbir ticari amaç gütmeyen, bütün derdi edebiyat, şiir, hikaye olan bir dergi. Orada yer alan yepyeni bir şiir mi bizimle paylaşacaksınız? Sevgili Harun Özmen, lütfen. Doğrudur. Gösterebiliyoruz değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Çünkü ticari hiçbir amacı değil, yok. Tabii. Evet. Ticari hiçbir amacı yok. Bu sadece bir gönül meselesi. Aynen öyle. Gönül meselesi. Bu makinin, elimde tuttuğum makinin geçen yıla dair sayılarından biri. Burada arka kapakta bir şiir vardı. Evet. Bu arada ben buraya gelmeden önce, bir iki saat önce dernekte arkadaşlarla birlikteydim. Onların selamlarını getirdim size. Çok teşekkür ederiz. Bizler de götürelim. Ben de mesai gereği ve işlerimin yoğunluğundan onların yanına uğrayamamıştım. Bugün gittim. Çorba pişiyordu. Ben de bir iki tuz attım. Baharat attım, geldim. Ay, ne güzel etmişsiniz. Evet. Sağ olun, var olun sevgili Harun. Bu arada Maki ile ilgili dikkat çekmek istiyorum. Lütfen. Yani Maki derneğimizin hakikaten gücü, sesi, resmi, soluğu ve her sayı daha da iyi oluyor. Evet. Bu önümüzdeki sayıda Türk şiirinin büyük zirvelerinden Cemal Süreyya'ya dair yazılarımız olacak. Çok güzel. Sağ olsunlar. Takdir etmişler. Benden de bir yazı istediler Cemal Süreyya'ya dair. Evet. Ve bu vesileyle Cemal Süreyya'yı inceleme daha da fazla vaktim oldu. Zorunlu hissettim tabii kendimi yazıyı hakkıyla yazabilmek için. Ve Cemal Süreyya değil, Cemal Süreyya. Evet, tek yeğeni. Nasıl olmuş? Sezai Karakoç'la Mülkiye'den sınıf arkadaşlar, biliyorsunuz. Bilmiyordum. Cemal Süreyya ve Sezai Karakoç. Cemal Süreyya Mülkiye'ye başladığında soyadı Süreyya. Sonra Sezai Karakoç'la aynı sınıfı mı yoksa aynı derslikleri paylaştıkları bir hanımefendiyle ilgili bir gönül serüvenleri oluyor. Onun üzerine sen, ben bir karşılıklı kendilerince bir tatlı bir meydan okuma yapıyorlar. Hı hı. Cemal Süreyya diyor ki ben kaybedersem soyadımdaki Y harfini atacağım. Sezai Karakoç da buna benzer büyük bir vaatte bulunuyor. Sanki bırakıp gidecek gibi o memleketi. Öyle bir tam burasında çok emin değilim. Evet, ve nihayetinde Sezai Karakoç o meşhur Mona Rosa şiirini yazıyor ve o hanımefendiyle gönül bağı oluşuyor. Ama tabii biliyorsunuz şair sevgiyi sevdiğinin yokluğunda bulur. Doğru. Aslında şair için öyledir. Çok doğru. Böyle bir serüven var. Süreyya'nın ikinci yeğisi orada kurban mı gitmiş? Evet. Cemal Süreyya'nın ama hayatımızın yarısı, parçası olan kadınlara dair, kızlarımıza, eşlerimize dair öyle güzel şiirleri var ki. Evet, Cemal Süreyya'nın gözün kadına batmak lazım. İnşallah önümüzdeki sayıda yazdık kendi penceremizden. Ne güzel. Bu arada size bir şey soracağım. Şeytan tabii acaba görevi bırakır mı duvara? Ben artık ya, tamam zamanım doldu, eleğimi duvara asacağım der mi? Hiç sanmıyorum. Çağımızda bence
ne denir? Klonlanmış mı diyoruz? Bence o kadar çok artık üremiş ki asla asacağını düşünmüyorum. Siz bu konuda bir şiir yazmışsınız anladığım kadarıyla. Evet, belki bunu daha önce siz paylaştım, siz de bilmiyorum. Ben okumuştum, evet. Ama zevkle dinleyeceğim. Evet, evet. Siz deyince duman üstünde bunu alıp geldim. İyi ettiniz. Evet, hem de günümüze de çok da uyuyor. Evet, ne yazık. Bizlerin sadece işte sevgi, aşk, güzel şeyler anlatıyoruz, dikkat çekiyoruz ama bunun yanında da toplumdaki bazı gerçeklere de dikkat kara mizaha girerek biraz dikkat çekmemiz gerekiyor. Kesinlikle, evet. Şeytan eleği duvara astı. Şiirin ismi. Evet, bakalım asmış. Bölündü iller, çekildi çitler. Önceden dosttu, şimdi söğenler. Kızana örnek, sözde ebeler. Şeytan eleği duvara astı. Diller yabancı anlamak zordur. Selamı alma töre bu mudur? Kusuru bulan makbul kul mudur? Şeytan eleği duvara astı. Tenimiz candır, rengi neyleyim? Tini bilmeyen kula söyleyeyim. Kısa dünyada sade gölgeyim. Şeytan eleği duvara astı. Paraya tamah baş tasa oldu. Kayıtsız tüccar itibar buldu. Yetimin hakkı ödenmez oldu. Şeytan eleği duvara astı. Kimimizde kin, kimimizde kibir. Her şeye yetip, her şeyi o bilir. Şeytana pabucu tersten giydirir. Şeytan eleği duvara astı. Hak dedik namaz, oruç ve haçta. Kirli ellerle yakardık hakka. Aldattık kulu, hakikat hakta. Şeytan eleği duvara astı. Bir kapıdan gir, diğerinden çık. Kalan hiç yok ki, sonumuz açık. Zahit fanidir, söylüyor açık. Şeytan eleği duvara astı. Harikasınız. Evet, görevi pek çok türevine teslim ettiği için kendisi biraz emekli olmuş demek ki. Sizin şiirden bunu anladık. Çok güzel olmuş, çok düşündüren, epey taşlar atan. İnşallah o taşlar layık olduğu kafalara ulaşır. Öyle dileyelim. Gönlünüze sağlık. Peki, izin verir misiniz dostlarımızdan bir şiir okuyayım ben de? Ne demek? Memnuniyetle. Çünkü onlar da, biz onlardan şiir okuyunca sağ olsunlar, bundan zevk alıyorlar. Dostlarımızdan şiirlerini yeni fark ettiğim, daha önce Sirkeci'de, İstanbul'da Büyük Postane'de eğitim ve idari işler şefliği yapmış olan Halil Cındık beyefendinin şiirlerini keşfettim ben bu arada. Dolayısıyla ondan çok güzel bir şiir okumak istiyorum. Kendisi Karadenizli. Güneşin Terkisinde isimli kısa ama çok güzel bir şiir. Hocam bana hafif bir müzik yapar mısınız? Çok lezzetli bir şiir geliyor. Tıpkı sizin şiirleriniz gibi. Güneşin Terkisinde, bir Halil Cındık şiiri. Kuşluk vaktinde güneş kanımı kaynatıyor. Örtüsünü sererken dağların üzerine. İçimdeki hisleri yerinden oynatıyor. Altın damlıyor sanki göklerden yüreğime. Yıldızlar dizin dizin gülücükler atıyor. Sevinç yumağı olmuş burçların sergisinde. Derindeki hülyalar ufuklarda yatıyor. Gün ve gün yürüyorum güneşin terkisinde. Gün ve gün yürüyorum güneşin terkisinde. Ne kadar güzel değil mi? Aslında kendisine rica etmiştim bu şiiri, eğer devamı varsa bu şiirin daha uzun yazar mısınız demiştim. Ama belki de şiir bu kadardı. Bu kadarını, evet, yazmış. Yani daha doğrusu daha önceden yazılmış ve ben onu paylaştım.
Çok buradan da saygılarımızı iletiyoruz kendilerine. Peki, biz sohbetimize kaldığımız yerden devam evet, edelim. Evet, orada çok da güzel metafor peki, yapmışlar. Değil mi? Güneşin terkisinde gitmek. Ya, ne kadar hoş evet, değil mi? Çok güzel. Çok lezzetli şiirleri var. Sizin de böyle çok leziz şiirleriniz vardır. Birazcık sizin eski şiirlere de şöyle bir göz atsak mı? Hafiften. Bakalım. Hadi o zaman bize bir tane şairinin sesinden rica etsek, en sevdiğiniz desek diğer şiirlere haksızlık olur mu? Ya da böyle bir ayırt etme de olmayabilir. Şu an içinizden hangisi geliyorsa hocam da belki müzikle eşlik eder. Birazcık izleyenlerimiz de bu leziz şiirlerden dinlemiş olurlar. Bir Harun Özmen şiiri. Hangisi? Evet. Kapkaç mevsimi oo, yaklaşıyor. Evet, çok kapkaç severim. Mevsimi okuyalım. Çok severim bu şiirinizi. Evet. Buyurun. Kapkaç mevsimi. Firuze yağmuru gözlerin, çoban ateşleri yakıyor gönlümde. Bu nasıl kapkaç mevsimi? Kapan memnun, kapılan memnun. Yüreğime vergi koydu gözlerin. Dağlardan kar rüzgarı sıcak heyecanlar taşımakta. Henüz erken beklemek baharı. Şuram yangın yeri. Kapımda kaç kapkaç mevsimi. Firuze yağmuru gözlerin. Bak da sana bürünsün yüreğim. Harikasınız ya. Bir tane daha rica edebilir miyiz? Lütfen. Ben de sizden sonra dostlarımızdan birinden bir şiir okumak istiyorum. Ama lütfen siz de bize bir Harun Özmen şiiri lütfen okuyun. İbrahim Taşdemir üstadımıza ben bir söz vermiştim. İbrahim Çamlı hocam ondan bir beste yapmıştı. Aslında onu programda çalıp söylemek üzere notasını da getirmiş. Ancak dün o büyük depremi yaşayınca kolumuz kanadımız kırıldı. Her ne kadar şiirin sözleri hüzünlü gibi görünse de hocam orijinal besteler yapar. Birazcık ritimli bir şey yapmış. O yüzden pek uygun bulmadık. Biz programdan sonra inşallah kendisine bir şekilde ulaştıracağız şiiri. Harun Özmen şiirinden sonra ben de bir İbrahim Taşdemir şiiri okuyacağım. Evet, şimdi hangi şiirimiz sevgili Harun Özmen? Bu şiirim Dar Zamanda Sevmek. Dar Zamanda Sevmek. Bu evet, şiir tabii biraz önce dediğiniz her şarkının, güftenin bir öyküsü vardır. Evet. Bu şiirinde çok derin bir anlamı ve öyküsü var. Evet. Bizim yavrucuk diyorum şimdi 27 yaşında. Çok şükür. Mersin'den işte tahsil diyeyim. Evet, içeri. Büyük babalarımızın, büyük babalarımızın deyimiyle tahsil için Mersin dışına gittiği dönemlerde başta gittiğini çok iyi, çok farkına varamadık, anlamadık. Ne zamanki birinci yılın Şubat tatilinde Mersin'e geldi, biraz birlikte vakit geçirdik. Ondan sonra tekrar dönme vakti geldi. Onu yolcu ettikten sonra yüreğim şöyle bir oldu. Dar zamanda sevmeyi yazdık. Evet. Dar zamanlara sıkıştırma seni. Hasretini dindirmek kolay değil. Teninde dururken süt kokusu geçmişin, kuytuda gamzeli çocuk sevinçlerin, saklıyorum bitecek diye. Dar zamanlara sıkıştırma seni. Sevginle süslü yüreğim ki milyon parçasına pay ettim seni. Her çarptığında milyona bölünüyor her biri. Bitmediye topluyorum seni şu arada. Ne olur telaşlı saatin yelkovanla akrebi arasında dar zamanlara hapsetme beni. Çok güzel olmuş. Allah bağışlasın. Tek oğlunuz var biliyorum. Tek evet, çocuğunuz var. Özlem Hanım da harikulade bir anne. Kendisi de çok güzel bir sergi yaptı bu yıl içinde değil mi? Yaptığı sanatın adı neydi?
Goblen mi? Goblen. Evet. Çok güzel goblen tablolar yapmıştı Özlem Hanım. Buradan bir kez daha kutluyorum onu. O güzel ellerinize sağlık sevgili Özlem Hanımcığım. Enfes eserler yapmıştı. Aslında bir programda da Özlem Hanım'ı davet edip şöyle bir şey yapar mı bana lütfen selamımla götürün. Fotoğraflarını çeksin goblenlerinin, bir flaş belleğe yüklesin. Bir gün onu davet edelim de kadın kadına bir güzel sohbet edelim. Onları da şuradan Zafer ekrandan akıtsın, o goblenleri tüm Mersin'le ve bizi izleyen herkesle paylaşalım, olur mu? Selamımla. Memnuniyetle ben selamınızı da lütfen götüreceğim. Bu nazik davetinizi de kendisine lütfen söyleyeceğim. Lütfen. Mutlaka o da çok memnun olacaktır. Zira bu projeye hayata geçirmek için kendisini zor karar verdi. Kendisini bayağı bir teşvik ettim. 25-26 yıldır dedim bunları saklıyorsun. Evet, ne kadar iyi yaptın, göz emeği, emek harcadın. Bravo. Çok güzel, ben beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Mutlaka diğer insanlar da görsün. Sırf o insanlarla paylaş, bu keyfi yaşa istedim. Gerçekleştirdi. Herhalde kendisi de çok büyük keyif aldı. Ben nazik davetinizi kendisine bildireceğim. Lütfen, lütfen. Biz de çok beğendik. İyi ki teşvik etmişsiniz. Çok sağ olun. Hocam, İbrahim Taşdemir üstadımızdan bir şiir okuyacağım. Bana bir müzik yapar mısınız? Git başımdan deli rüzgar diyeceğiz. Git başımdan deli rüzgar. Başka elde kurban ara. Şimdi mevsimim ilkbahar, dönüştürme sonbahara. Ben dalından kopmuş yaprak, sürüklenemem peşinden. Şu yırtık yakamı bırak, hiç uyandırma düşümden. Yüreğime düşen közü korlama, koy küle dönsün. Bana çok görme bu hazzı, ızdırabım biraz dinsin. Birkaç damla yağmur getir, ruhumdaki ateşi al, meçhul diyarlara götür, huzura ersin bu abdal. İbrahim Taşdemir. Saygılar, selamlar yolluyoruz değerli üstadımıza. Evet, böyle programda bolca da dostlarımızdan şiirler okuyoruz. Şimdi sizden de bir izin rica edeyim. Bundan sonraki programlarda arada sizden de şiirler okuma imkanımız vardır, değil mi? Memnuniyetle, bu benim için şeref olur, çok sevinirim. Ay, çok teşekkür ederiz. Zaten bu yazdıklarımın hiçbirini kendime saklamak için yazmadım. Tabii ki. Böyle bir niyetim olsaydı bunlar kitap haline gelmezdi. Tam tersine paylaşmak istiyorum. Değil mi? Evet. Sanatçının en büyük zevki, değil mi? Nosyonu budur. Evet. Kendine ait olanı insanlarla paylaşır. İnsanların evet beğenisine sunar ve paylaşıldıkça sanatın değeri artar. Bu fikriniz beni son derece mutlu etti. Çok teşekkürler. Ne demek? Sonuna kadar nasıl isterseniz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Mutlu olurum. Peki hocam, Harun Özmen'in ikinci şarkısını da bize dinletir misiniz? Evet, şiir yine değerli dostumuz Harun Özmen'in, beste İbrahim Çamlı üstadımız. Buyurunuz. Gece karanlığı
bırakıp gitti. Yalnızlık ateşin sönünce ocakta. Kış ayazı baharı bırakıp gitti. Bırakıp gitti. Yalnızlık ateşi sönünce ocakta. Kış ayazı baharı bırakıp gitti. Bırakıp gitti. Gözyaşım yüzümde kurulup gitti. Gözüme değdiğinde gözyaşım yüzümde kurulup gitti. Sükuta ses oldu. Çera sükuta ses oldum, karanlığa çera. Siyah kar beyazı bırakıp gitti. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Bu beste durdukça şarap gibi vallahi ya yıllanıyor. Aynen. Bu besteyi bana ilk duyurduğunuz gün, dün gibi Kadın Doğum Çocuk Hastanesi'nde orada arkadaşlarımla birlikte ve çok değerli Nevin Hanım, resim öğretmeni, ressam aynı zamanda, çocuk polikliniklerinin duvarlarını boyuyoruz. Onlara kahramanlar, işte masal kahramanları, evet, çiziyorsunuz. Çiziliyor. Aha. O esnada telefonum çaldı, baktım siz ve Mübarek Hanım bana bu şarkıyı seslendiriyorsunuz. Benim için çok büyük mutluluktu. Ay, sağ olun. Güzel, var ne olun. Mutlu bize. Var olun. Bu arada ben evet. Dün şiir, derdimiz bir taraftan da şiir, şöyle işte antolojiyi karıştırırken biliyorsunuz sosyal medyada Nesimi'nin çok güzel, ay, Nesimi biliyorsunuz paylaşmıştınız, çok evet. Yergileri olan, çok güzel şiirleri müthiş, olan rahmet olsun ona. Nurlarda yatsın. Şiirin hepsini değil de bir dörtlüğünü vallahi paylaşın hepsini, çok çok müthiş güzel. Son şu beni peki, çok etkileyen de tabii peki. Yaşadığı zamana dair, aynı bizdeki gibi yaşadığı zamana dair rüyalardan söz ediyor. Terslikleri yeriyor. Evet. İşte kibirle dolaşanlara göndermeler yapıyor. Hı hı. Mala mülke tamah etmeyen bir insan, şana şöhreti. Hı hı. Şöyle diyor, bunun tamamını bulurlar, hı hı, mutlaka. Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına, rızkımı veren Hüdadır, kula minnet eylemem. Müthiş. Yani
türkü olarak da, enfes bir türkü olarak da çok dinliyoruz, güzel bir türküdür. Biliyorsunuz. Çok severim. Güzel bir türküdür. Evet, çok güzel türküdür. Müthiş. Bazen sabahları özellikle böyle çok erken, günde olmadan kalkmışlığınız olmuştur mutlaka. Evet, çok i̇lk, nadir de olsa. İlk duyduğunuz ses kuş sesleridir. Evet. Kuşlar o geceyi geçirdikleri dallarında, yuvalarında gözlerini açarlar ve ötmeye başlarlar. Aman Allah'ım, o güneş doğmadan önceki onların senfonisini dinle, yaşama sevinci verir. Dünyanın en büyük orkestrası. Evet, yaşama sevinci verir ve o kuşlar bana hep dağ başında, karda, kışta yiyecek bir buğday tanesi, bir parça et veya su, boğazından geçecek bir su bulan, bulmaya çalışan canlılar gelir benim aklıma. Yani bu dünyada herkesin, bizlerin ve yaşayan diğer canlıların mutlaka yiyecek ekmeğimiz, suyumuz var. Paylaşamayacağımız bir şey yok. Tamam. Birbirimizin sırtına basarak, işte kafasına basarak, üstüne basarak, yerin dibine sokarak yol almamıza gerek yok. Paylaşmak kadar güzel bir şey ne yok. Ne var? Aynen evet. Öyle. Bu arada bir selam iletmem gerekiyor ikinize de. Bizim sevgili Muhammed'imiz aylar oldu tabii, başka bir şehre gitti, başka bir işe girdi. Bize yorum yazmış: saygılar, sevgiler ablacığım, iyi yayınlar diliyorum. Çalıştığım için ara ara izleyebiliyorum. Harun hocamı saygıyla selamlıyorum, İbrahim hocamın da ellerinden öpüyorum demiş. Sevgili Muhammed, çok özlüyoruz seni. Her ne kadar Zafer çok sağ olsun seni aratmıyorsa da, tabii herkesin yeri başka. Evet. Yani o başka, o başka. Biliyorsunuz Muhammed de yıllarca burada teknik odada bize adeta bir evlat gibi sevgiyle sağ olsun teknik odayı halletti ve sesimizi, soluğumuzu ulaştırdı. Sizi de çok sever. Muhammed'e ben de buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hatta aynen. Muhammed burada diyerekten lokomotif dumanını aldım geldim yanına. Her ihtimale karşı bir tane de fazla getirdim. Aynen. Eğer o da Zafer'in kısmetiymiş. Vallahi. Birini Zafer'e bırakacağım. Birini de sizden rica etsem veya Muhammed olur, bize kargo şeyini adresini gönderse ben ona göndereyim bana, kitabımı. Ben ona çok özledik sizi, gelmiyor musunuz diye yazmıştım. Muhammed de bana ablacığım Ocak'ta geleceğiz demişti. Acaba gelip döndüler mi, fırsat bulamadılar mı, ama mutlaka görüşürüz demişti. Sanırım gelmediler. Ben ona geldiğinde verebilirim. Bu da mümkün. Bana bırakırsanız seve seve. Memnun olurum. Posta zahmetinden sizi kurtaralım. Çünkü çok vaktiniz kıt ve çok değerli biliyorum. İzin verir misiniz? Bizi Hollanda'dan sürekli izleyen çok değerli bir şairemiz vardır. Gül Çelik adında. Ondan çok kısacık bir şiir okuyayım izninizle. Böylece onun da kısacık gönlünü alalım. Bakın sizin çok seveceğiniz şiirleri var ama işte ne yazık ki yeni şiir eklenmeyince de ben burada bulmakta zorluk çekiyorum. Şurada bir, evet, belki kızına yazdığı bir şiiri var. Peki şöyle yapalım. Sizden bir şiir isteyip ben o arada ondan bir şiir bulayım Harun Bey, olabilir mi? Şiir peki, olur. Peki olur. Bir de sorum var bu arada şiirden önce. Yine denemeler yazacak mısınız? Çünkü cidden çok çok hoşuma gitmişti. Denemeler beni şöyle çok etkiliyor. Denemeleri okurken ben o yazarla sanki oturmuşum, karşılıklı sohbet ediyormuşum gibi hissediyorum. O çok hoş bir duygu oluyor. Tabii şiirde de bunu büyük ölçüde hissediyorsunuz. O şairin ruhuyla o an birebir birlikte gibisiniz. Ama denemelerde de daha çok bir sohbet havası oluyor. Denemeler devam edecek mi? Deneme yazmak biraz çok zor. Çok zor değil mi? Biraz zor. Orada ödeve daha da çok çalışmak biraz zor, gerekiyor. Biraz evet. Zor. Bilemiyorum, bir daha deneme yazar mıyım? Çünkü evet. Bayağı bir zaman gerekiyor ve
zaman içerisinde yazdıklarınızı, biriktirdiklerinizi gözden geçiriyorsunuz. Hı hı. Bir şeye kızıyorsunuz, öfkeleniyorsunuz, bir toplum içerisindeki bir eksikliği, çarpıklığı görüyorsunuz. Hı hı. Veya kalkıyorsunuz işte o gün diyelim aynada çokça kendinize bakıyorsunuz, bir şey var, kendinizi sorguluyorsunuz, oradan bir şey çıkarıyorsunuz. Hı hı. Mesela ben hala şu deneme kitabını, ya diyorum bu kitabı bu adam nasıl yazmış, ne güzel yazmış. Denilen doktor bir nasıl bir fırsat bulmuş bu makaleyi bir de ben okuyayım istiyorum. Çok gerçekten diyorum. Ama çok emek istediği çok belli. Yani deneme yazmak için hakikaten çok incelemek, araştırmak gerekiyor. Çünkü aynen. Biliyorsunuz o konuya siz söylenenlerin dışında farklı bir pencereden bakıyorsunuz. Çok farklı doğru. Bir fikir yürütüyorsunuz. Evet. Benim için böyle diyorsunuz. Kabul görür veya görmez. Yani deneme için bir şey söyleyemeyeceğim ama evet. Şiir için evet. Bundan sonra dosyamız hazır gibi. Dosya hazır gibi. Bir daha acaba işte bir kitap daha işte öykü kitabı çıkar mı? Çıkar eğer sağlık verirse babana Cenab-ı Allah. İnşallah. Sağlığı bel verirse. İnşallah. Böyle hala zevkle bekliyoruz. Düşünmeye, duymaya devam edersen bu melekelerimi kaybetmezsem. İnşallah. Biliyorsunuz bir de yazmak çok iyi gözlemlemek gerektiriyor. Okumak ve gözlemek. Gözlemlemek gerektiriyor. Gözlüyorsunuz. Sizin dediğiniz gibi çokça da başkalarını okuyorsunuz. Neler yazmış. Bardağı dolduruyorsunuz. Bardak taşmaya başlayınca o taşan işte sayfalara kitaplar olarak bize dönüyor. Düşüyor. Evet. Ama enemeler konusunda söz veremeyeceğim diyorsunuz. Söz veremem. Peki. Söz veremem. Göreceğini bilemiyorum. Evet. Şöyle bir şey geldi aklıma. Bilirsiniz Montaigne'in denemeleri vardır. Çok önemli, ünlü bir kitaptır ve hepimizin de neredeyse bir tür başucu kitabıdır. Ama Montaigne orada sizin kadar uzun ve emek gerektiren denemeler yazmamıştır. Yani kimi zaman yarım sayfalık, kimi zaman bir sayfalık en fazla. Aklımıza gelecek her konuyla ilgili kendi düşüncesini yazmıştır ve doyumsuz bir zevkle okuruz. Belki hani bu kadar emek gerektiren denemeler yazmasanız da bu tarz belki bir gün yazarsınız. Belli olmaz. Tabii bir gerçeklik var ortada. Montaigne aynı zamanda bir filozof. Evet. Ama kendinizi de hiç azımsayamazsınız. Tabii ki. Tamam yani ama bu işin gerçeği ve Montaigne yanlış hatırlamıyorsam çok zengin, varlıklı bir varlıklı bir ailenin çocuğu. Ön sözde mutlaka okumuşuzdur hayatını evet, ama evet. Çok varlıklı bir ailenin çocuğu ve çok çok büyük, çok güzel, çok sıkı bir eğitimden geçmiş, çok güzel eğitim almış. Ve tabii yani biz de Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletinin, annemizin, babamızın bize sağladığı imkanları en güzel şekilde kullandık ama ben de her Türk çocuğu gibi, Türk evladı gibi güzel bir eğitim alayım, güzel bir mesleğim olsun, para kazanayım, öncelikle para kazanayım, tabii kendi ki. Hayatımı kurayım tabii. Derdiyle. Tabii ki. Ama bunun yanında evet. Ben hep söylerim aslında sanatçı olmak için maddi probleminiz olmayacak. Hiç maddi problemi düşünmeyeceksiniz. İşte Montaigne gibi büyük evet. Ressamlar gibi evet. Sadece duyacaksınız. Çünkü hakikaten o sanatçılar sadece sanat için yaşamalılar, duymalılar, düşünmeliler, çizmeliler. Yani dünyanın o maddi dertleri belki de diyeceksiniz ki bir kısmı da işte o maddi evet. Sıkıntıları için, yaşadıkları için evet. Onları ortaya çıkarmışlar. Mesela evet. Kafka. Evet. Kafka. Ne zor bir şey. Yani daha niceleri maddi evet. Sıkıntılar içerisinde ama çok güzel eserler ortaya çıkarmış olanlar var. Hı. Hani bu benim böyle bir evet. Kendime dair evet. Düşünceniz fikrim, böyle. Fikrim. Evet. Evet, evet, doğru. Evet. Ben sizden bir şiir rica etmiştim. Evet. Siz onu seçerken ben de Hollanda'da yaşayan, bizi çok izleyen sevgili dostumuz Gülçelik'ten bir şiir okuyayım.
Gül Çelik çok aslında filozofça şiirler yazar ama kimi zaman da böyle çok besteye gelebilecek şeyler yazar. Onlardan güzel bir şiiri benimsin benim demiş. Kaderim alın yazım, sen benimsin sen benim. Solsa da güzel yüzün, sen benimsin sen benim. Başım üstünde yerin, kalbimde sevgin derin. Gözde kalma zaferin, sen benimsin, sen benim. Beni ateşe atsan, gönlüme hüzün katsan, pazarda köle satsan, sen benimsin, sen benim. Yüce Hak'tan dileğim, ilk göz ağrım meleğim, sen mutlu ol bileğim, sen benimsin, sen benim. Terk edersen gülemem, bu ellerde kalamam, alın yazım silemem, sen benimsin, sen benim. Senden başka neyim var? Koklayıp bağrına sar, gönlüme yağdırma kar. Sen benimsin, sen benim. Rayha saç gül gibi, uçup gitme gel gibi. Bakma ne olur el gibi. Sen benimsin, sen benim. Gözümden dökülür yaş, bağrıma basarım taş. Zehir olsa ekmek aş, sen benimsin, sen benim. Kadere sitemim yok, vuruldu bağrıma ok. Severim canımdan çok, sen benimsin, sen benim. Gül Çelik, sevgilerimizle. Canım hocama, hocam bana bir müzik yapar mısınız demezsem, hayatta yapmaz. Ben de unuttum yani vaktimiz az kaldı diye. Ya o kadar müzik isteyen bir şey okuyorum. Neyse, bu benim hatam, sizin suçunuz yok. Buyurunuz. Bari Harun Özmen'e, sevgili Harun Özmen'e bir müzikle eşlik ederseniz mutlu olacağız. Ben de size daha önce okuduğum şiirleri tekrar etmek istemiyorum. Dumanı tüten şiirlerden bilmiyorum okumuş muyduk burada. Bilemiyorum. Şiirin ismi Tut Ellerimi. Tut Ellerimi, evet. Bir soğuk dönencesinde lodosa karışık hüznüm. Nabzımda duvar saatinin dakikalarını sayarım. Bitti de yalnızlığıma tut ellerimi. Dertli semaverin ciğerinde demlendi haylaz ömrüm. Son pişmanlığın pul pul dertlerini çekiyorum ağda. Bitti de yalnızlığıma tut ellerimi. Tersten mi gördüm hayatı? Hasım mıydı dost? Yoksa ihanet miydi vefa? Lal dillerin kelimelerine sarkmış, cansız sallanır gençliğim. Bitti de yalnızlığıma tut ellerimi. Son kertede sıkışıp küreye, iğneyle yol kazar gezginim. Firuze imbikten süzüp doldur şükür secdemi. Bitti de yalnızlığıma hadi tut ellerimi. Müthiş güzel olmuş ya. Gönlünüze sağlık. Galiba hakikaten her yeni şiir öncekileri aşarak geliyor. Bunu da bu şiirde iyice fark ediyoruz. Hepsi birbirinden güzel ama müthiş güzel olmuş. Hayran olmamak kabil değil. Harikasınız. Ciddi şekilde sona yaklaştık. Bitmesini istiyorum. Zafer'cim böyle bir 10 dakika daha devam edebilir miyiz? Harikasın. Çünkü Harun Özmen'i her zaman bulamıyoruz. Harikasın. Evet, biraz daha sohbet edelim sevgili Harun Özmen. Şimdi Allah'ın izniyle bir dosyaya yakın şiirlerimiz gelmek üzere. Deneme pek düşünmüyoruz ama hikayeler devam edecek. Bu şeyi verdiniz, müjdeyi. Roman düşünüyor musunuz hiç? Roman bana dair değil. Evet. En azından çok zor. Şunu görüyorum. Ben roman yazacak birisi değilim. Vaktiniz olsaydı
Eminim yazabilirdiniz. Şu hikayeleri okuyan birisi olarak söylüyorum ama. Yani şöyle ben aslında tabiat olarak çok farklı duyguları bir arada, hiç yan yana olmayacak duyguları bir arada barındıran bir insanım da. Evet. Bir taraftan çok sakinim. Çok sabırlı bir insanım. Bir taraftan çok canı tez bir insanım. Tabiri caizse yerimde duramam. Bazen evde yakınlarım sen hiç yorulmaz mısın derler. Bir 10-15 dakika otururum, kalkarım, başka bir iş yaparım. Yani evet, roman sabır gerektiriyor. Çok zaman gerektiriyor. Meşakkatli. Bende de o sabır var ama yazım anlamında benim için çok zor. Evet. Benim için çok zor. Çok zor dediğim, kendimi romana uygun görmüyorum. Ben mesela şu Lokomotif Dumanı, öyküler benim için büyük mutluluk oldu. Çok. Ve çok evet, öyküler, o kadar çok öykü, şu an aklıma gelmeyen o kadar çok öykü. Mesela hemen söylemem gerekiyor, Firuza'nın. Evet. Firuza'nın da çok güzel öyküsü var. Evet. Mesela son, şu anda bitirmek üzereyim, elimde, tavsiye edeceğim. Size evet. De belki de okudunuz. Okumadım, hayır. Gül Mevsimidir diye bir öyküsü var Firuza'nın. Evet. Yani benim bu... Lokomotif Dumanı'nda ben işte 11-12 öyküyü sığdırmışım. Firuzan böyle bir kitaba bir öyküyü sığdırmış. Çok Gül Mevsimidir ama çok güzel. Belki güzel. Siz de öyle bir öyküyü yani, bilemeyiz. Çok bile. Çok öyle olur. Yani çok evet. Öyle olur. Çok güzel tahlil yapmış. Biraz Peyami Safa'nın böyle ruh tahlillerine benziyor. Bir bayanın gözüyle bir bayanı anlatmış, kendini anlatmış. Çok güzel bir öykü. Yani diyeceğim o kadar çok farklı edebiyat kahramanlarımızın, şair ve yazarların öykülerini gözden geçirdim ki, okudum ki, benim en fazla gidebileceğim düz yazı anlamında, soluk anlamında, koşmak anlamında en çok yazabileceğim öykü. Roman yok. Şu an için peki, gündemimde yok. Peki biz bunları zaten nasıl desem, çok mutlulukla okuyoruz, zevk alıyoruz. Bunlar da bize yetiyor. Belki zaman ne gösterir bilemeyiz. Hayırlısı tabii, olsun diyelim. Tabii başka bir şey daha var. Yani mutlaka romanla da çok 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 güzel şeyler anlatabilirsiniz. Çok büyük mesajlar verebilirsiniz. Ama şiirde ve öyküde daha kısa zamanda ve daha kısa daha az sayfayla daha çok vurmak. Mesaj verebiliyorsunuz. Yani şimdi hani bilmiştik gibi olmasını rica ederim. Ne demek? Münasebetsizlik olmasın. Bir Suç ve Ceza, işte Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşleri romanının verdiği, yani çok müthiş bir şey, çok müthiş bir sosyolojik saptama yapmışlar. Topluma verdikleri o kadar çok şey var ki zaten onlar çok dünya zirvesi. Biz biz sadece küçük karıncalar, işte yolumuzda gidiyoruz. Varırsak ne mutlu bize. Çok aşırı mütevazıca cümleler bunlar. Biz kabul etmiyoruz ama tamam, siz böyle davranmaya tabii ki yapınız gereği devam edeceksiniz. Söyleyecek bir şey yok. Evet. Birazcık daha devam edebiliriz. Gittim ama ah şunu söylemeyi unuttum diyeceğiniz bir şeyler varsa şöyle bir hafızanızı yoklayınız lütfen. Ben Lokomotif Dumanı'nı bir kere daha Lokomotif Dumanı ile ilgili konuşmak lütfen. İstiyorum. Ne demek? Lokomotif Dumanı sadece sembolik olarak Mersin'de işte ben bir şiir kitabı almaya gideceğim, işte bir roman hikaye kitabı almaya gideceğim dediğiniz, gittiğiniz yerlerde bulabilirsiniz. Evet. Bunun ötesinde bir satış yok, Lokomotif, bir amaç yok. Lokomotif Dumanı ile ilgili özellikle çocuklarımıza, gençlerimize, şu an Türk Eğitim Gönülleri Vakfı'yla gönül gönüle vermiş vaziyetteyiz. Önümüzdeki günlerde yine Mersin'in Türkiye genelinde de şubeleri olan bir kolejde bir projemiz daha var. Oo. O projede de yine
yeterince eğitim imkanı bulamayan veya kısıtlı şartlarla eğitim gören alan öğrencilerimize bu kitabın gelirini bağışlamak düşüncemiz var. Harikasınız. Bu projelerde benimle birlikte çalışmak isteyenler olursa ben bilabedel belli bir miktar kitabımı, istedikleri kadar kitabımı bağışlayabilirim onlara. Harikasınız. Bunun karşılığında onlar da Türk Eğitim Gönülleri Vakfı olsun, başka Türkiye Cumhuriyeti'ne genç nesiller yetiştiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel tarihsel geçmişine bağlı genç nesiller yetiştirmek isteğiyle çalışan vakıflara yardımda bulunurlarsa bir sosyal sorumluluk projesi olarak bu lokomotif dumanını bir süre daha farklı harika noktalara götürmek istiyoruz. Çok güzel. Evet. Burada ben de şunu işaret etmek istiyorum sevgili izleyenlerimize. Şimdi bu kitap tamamen bağış işine yönelik olarak çıkarıldığı için ve bu şekilde hayata geçirildiği için biz rahatlıkla burada elimize aldık, kapağı gösterdik ve rahatlıkla söz ettik kitaptan. Ama bazen şöyle durumlar oluyor. Tabii ki kitabını çıkaran bir şair, bir yazar illaki bağışlamak zorunda değil. Bunu yapmayan herhangi bir şair ya da yazarı asla kınamıyoruz. Bu şekilde olduğunda aşırı derecede takdir ediyoruz elimizde olmadan. Bunu yapmayan arkadaşlarımız, dostlarımız satışa sundukları için biz televizyonda bunu reklama girmemesi için rica ediyorum. İşte kapağı göstermeyelim, aman kitabın adından söz etmeyelim, içeriğinden bahsedelim diye. Bu açıklamayı yapmaya da bir gerek duydum. İşte Harun Özmen rahatça kitabından söz etti de ben edemedim, sakın ola ki hiçbir dostumuz düşünmesin. Bu ayrıcalık tamamen bu bağış konusu yapıldığı içindir. Bunu da bilmenizi isterim. Bu arada bundan sonrası da size gelebilecek bir şey olarak şunu da söyleyeyim. Hı hı. Mersin'de gittikleri kitap evinde tesadüfen rafta lokomotif dumanını görebilirler. Hı hı. O sadece sembolik olarak evet, oradan geliyor. Bu bir yazar için, şair için bir şey. Keyif bu. Aynen. Orada evet. Bir Yaşar Kemal'le bir işte günümüz bilinen yazarlarıyla şu an evet. Sayamayacağım çok satanlarla yan yana olmak kadar büyük bir keyif evet. Olamaz. Benim de bu yaptığım işten aldığım zevk bu. Değil daha mi? Da fazla bir beklentim yok zaten. Evet, harikasınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz, şeref verdiniz. Ne güzel dolu dolu bir sohbet oldu. Ben kitapla ilgili duygularımı aktardım ama siz de harikulade özetlediniz. Önümüzdeki zaman diliminde neler yapacağınıza dair müjdeler verdiniz. Lütfen veda cümlelerinizi almak istiyorum sizden. Ben vakit ayırıp bu güzel cumartesi öğleden sonralarında bizi dinleyen, seyreden seyircilerimize, dinleyicilerimize en derin saygılarımı iletiyorum, sevgilerimi iletiyorum. Lokomotif dumanı ile ilgili sloganımızı söylüyoruz. Büyük babalar, büyük anneler, anneler, babalar ve çocuklar birlikte okuyacağınız öykülerimiz var lokomotif dumanının içerisinde. Ben orada kendimi buldum, kendimi anlattım biraz. Sizler de eminim kendinizi bulacaksınız. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Harun Özmen. Size hem mesleğinizde, doktorluk görevinizde sağlıklı, mutlu, huzurlu çalışmalar diliyoruz. Hem şair ve yazarlık serüveninizde bol meyveli yıllar diliyoruz. Sevgili Özlem Hanım'a da kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi teşekkür ve davetimizi lütfen iletiniz. Teşekkür ederim. İbrahim Çamlı Hocam'a da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sevgili dostlarımız, her şey gönlünüzce olsun. Haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalınız.